Arkadaşlar, güncelleme bizim sunucularımıza ulaşmadan önce aklınızda kalmış sorular, test etme mi, deneme mi, öğrenme mi istediğiniz başka bilgiler varsa bunları bana yorumlardan yazarsanız elimden geldiğince paylaşabileceğim her bilgiyi sizinle bunun part 2 videosuyla yayınlamaya çalışacağım. Ya da Twitch canlı yayınlarımdan bunu elimden geldiğince dile getirip vurgular oluşturup YouTube'a da atabilirim. Videodan keyif alırsınız umarım. Dedim, nerelerden ne geliyor dedim. Böyle elimden geldiğince size bir rehber videosu tarzında bir şey yapmaya çalıştım. Nereden ne yapabiliriz, neleri size önerebilirim, kişisel yorumlarım neler. Bu noktaya gelmeden önce öncelikle dönüşümlerden bahsedeceğim. Videonun birazcık daha sonuna map'in detaylı görsellerini koyacağım. Orada da map hakkındaki yorumlarımı ileteceğim. Burada bir çevirme oranlarına bakalım. Çevirirken ne gerekiyor ona bakalım. En düşük seviye yani Holy'de biz eşyamızı geliştirmek için %50 oranla bir tane design, 100 bin yank ve 500 gray parası, yanı sıra da Holy Weapon Shard gerekiyor. İki gerekiyormuş. Evet. Bende bir var. Onun dışında armor dönüştürürken burada tekrar Holy Weapon Shard 2'den ve Armor Design'a ihtiyacınız var. Kaskla birlikte de aynı oranlar. Bol miktarda gaya parası yapmanızı öneririm. Çünkü gerçekten ihtiyacınız olacak. Gelelim ikinci tier'a. Yani bir daha bakalım. Glorious buff'ı ile alakalı olarak da eşyanız, herhangi bir seviyedeki eşyanız Armor Design'ı Glorious Armor Shard 2'den gerekiyor. Ve eşyanızla birlikte 3 milyon yank artı 2,5 ne diyor bu? 2500 gaya parası ile birlikte yapabilirsiniz. Bunu birazcık kasmak zor olabilir ama gaya parası miktarları gün geçtikçe artmaya başlıyor. Burada Helm Shard 2 var. Helm Shard 2 ile birlikte design gerekecek. Designları metinlerden düşürebilirsiniz. O şekilde elde edebilirsiniz bunları. Royal ve Majestic şartları düşmüyor. Normal zonlardan düşmüyor. Sadece Primal Zone, yani bunu videoda göstereceğim Primal Zone'un ne olduğunu. Orada büyüklerden düşüyor. O birazcık zorlayabilir. Ben bir tane falan düşünebildim totalde. Bir saatlik farmın sonunda. 50 tane bundan gerekecek. Bir tane ay taşı gerekecek. Eşyalarınızı dönüştürürken. Ve 25 bin gaya parası gerekecek. Ben bu gaya parasının bu şekilde olmasını aslında destekleyenlerdenim. Neden destekleyenlerdenim onu da söyleyeyim. Gaya parası rakamının yükselmesi demek, yeni başlayan oyuncuların, yani birinci, ikinci köyde taş toplayıp taş satan arkadaşlarımızın daha fazla para elde etmesi demek. Çünkü ciddi miktarda taş satışı olacak. Bence bu güzel oldu. Yani rakamlar biraz fazla olabilir ama zaten bir anda her şeyi elde edeceğiz diye bir durum yok. Zamanla elde etmeliyiz. O yüzden ben destekleyenlerdenim. Yeni petler geldi. Şöyle petleri de göstereyim size. Böyle chest oluşturuyorsunuz. Elemental pet kuponlarını elde ettikten sonra bu chestleri de istediğiniz zaman açabilirsiniz. Size şu şekilde ateşte şöyle bir ateş peti, buz için şöyle bir buz peti. Her elementi göstermek istiyorum şu anda. Bir şöyle açayım, yer açayım. Depomdan alıp diğer petleri de şey yapmıştım. Bir adet rüzgar element peti. Şu an yerim yok. Şunu yere atacağım. Karanlık elementi, tabi rüzgara göndermem gerekiyor ondan önce. Karanlık element peti. Şöyle karanlık. Yani ne kaldı? Şey kalmadı. Buz, karanlık, rüzgar. Neyi göstermedim ben? Toprağı da gösterdim.
Yok, toprağı göstermedim. Toprak duruyor. Pardon. Toprak duruyor. Kusura bakmayın. Biraz uykusuzum. Hani kafa karışmaları gibi bir tane durumlar oluşabiliyor şu anda bende. Şu an envanterimde yerim yok. Evet, toprağı gösteremiyorum ama eminim ki İbrahim veya diğer ambasador arkadaşlarımız toprağı göstermiştik. Toprak Betty'ni ne yazık ki çağıramıyorum çünkü envanterimde hiç yerim yok şu anda. Ama Karanlık Petty Nemera ile birlikte güzel duruyor. Petlerin özelliklerine gelelim. Hangi elementte ise o elementin %5 gücü ve %10 defansını veriyor. Yani ateş gücü, ateş defansı, buz gücü, buz defansı, karanlık gücü defansı, rüzgar gücü, rüzgar defansı şeklinde element dirençleri sağlıyor size. Benim buradaki favorim ateş ve buz. Hem Nemera hem Hydra ve bu petleri aldığınızda bu petler ise 15 gün sürüyor. Bunları da bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu özel bölgeye ışınlanmak için de yüzüklerimiz var. O yüzükleri de kullanırken birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. İki farklı yüzük tipi var çünkü. Birisi %10 oranla ışınlıyor, biri %100 oranla ışınlıyor. Zaten tüm bölgeyi ve nelerden ne düşüyor orayı size yavaşça göstereceğim. O kısma bakın siz. Ben bu başlangıç rehber kısmını burada sonlandırıyorum. Umarım videodan keyif alırsınız. 20.4, 20.04'ü ben heyecanla bekliyorum. Umarım siz de heyecanla bekliyorsunuzdur. Ve bu yeni kontentten keyif alırız. Benim hoşuma gitti. Umarım sizin de gitmiştir. Bye bye. Arkadaşlar selam. Şu an elementler bölgesindeyim. Size buranın bu videosunu gecenin saat 1.20'sinde Luigi ile birlikte çekiyoruz. Kendisine buradan selamlar. Element bölgelerini size göstermek istedim. Öncelikle burada map'i gezeceğiz. Nereye olduğunu göstereyim. Map'in genel işleyişini ve genel durumunu anlatacağım. En sonunda nerelerden ne düşüyor? Daha doğrusu bunu en başa koyacağım. Nelerden ne düşüyor? Neye ne gerekiyor? Bu kısmı en başa koyacağım ama böyle portallar var. Bu portallardan ışınlanıyorsunuz. Ben niye ışınlandım? Tamam. Bir anda ne oluyor? Beni alamadı bu portal dedim. Devam edelim. Bu portallardan devam ediyoruz. Şöyle ikinci portalı vuralım. Portalların yarısı sabit. Tabi burada gelirseniz şimşek mapindeyiz şu anda. Önce şimşek, sonra buz, ateş, rüzgar, karanlık ve dünya diye gidiyor portallar. Hangisini tercih ederseniz orada yaratıkları, metinleri kesebilirsiniz. Her elementin kendine göre dropları var. Şöyle göstereyim size. Buradaki slotlardan şu parçalar düşüyor. Burada Holy Helmet parçası, Glorious Helmet parçası, Chief Helmet parçası. Bunun Türkçe tercümeleri ne olacak? Onu bilmediğimden dolayı, hatta belki direkt bu şekilde kullanılabilir. Emin değilim ne olacaklarını. Şu anki buradaki adlarıyla göstereyim dedim. Açıklamalarda yorum olarak yazarım. Şimdi, pardon, gözüm kaşındı bir anda, kusura bakmayın. Buz kısmında, buz ve toprak kısmında kask parçaları düşüyor. Rüzgar ve ateş kısmında zırh parçaları düşüyor. Silah parçaları ise karanlık ve dünya kısmından düşüyor. Bence karanlık ve dünya kısmı birazcık zor olmuş. En azından benim düşüncem bu şekilde. Neden zor olmuş? Çünkü hani şu şekilde zor olmuş. Ateş, rüzgar, şimşek birazcık daha kolay elde edilebilen defanslar. Çok daha rahat defans sağlayabiliyorsunuz bunlara. Keşke bunları her birine dağıtılıp ikinci elementler, yani sadece tılsımla alabildiğimiz elementler daha farklı olsaydı diyor gönül. Ama şu halini de beğendim ben content'in. Eğer bir ateş mi bulursak size buraya göstermek istiyorum. Bu arada yaratıkların animasyonları çok güzel olmuş. Benim çok hoşuma gitti. En çok hoşuma giden karanlık. Size onu da göstermek istiyorum.
şöyle. Ateşler de hoş. Ama Ateşler pek beklentimi karşılamadı. Yani karşıladı da ben böyle daha böyle parıldamasını beklerdim. Son videodan bu yana silahındaki parlamaların değiştiğini gördüyseniz eğer, evet böyle bir değişiklik oldu. Silahlarımız lonca bufflarından kaynaklanan silah güncellemelerinin görselleri değişti. Ben bu yeni görselleri çok daha sevdim diyebilirim. Bu videonun sonuna bunu yerleştirmeye çalışacağım. Silahımdaki her şeyin efsunu bir kez daha değiştireceğim. Bu arada pet parçaları diye bir şey var burada. Hangi elementi yapmak istiyorsanız o elementin özel petini oluşturabiliyorsunuz. Mesela burada benim bir buz petim var. Kendisini çağırdım. Minik buz. Şöyle. Bu arada bir portal arıyoruz bu sırada. 5 buz gücü ve size... Oh. 5... Bir anda ses geldi. Tabii siz bu sesi duymuyorsunuz ama. 5 buz gücü ve 5 şey 10 buz direnci veriyor. Her element aynı şekilde o elementin 5 gücü ve 10 buz direncini veriyor. Yani direnç için kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Geldik rüzgar kısmına. Devam edelim. Bu rüzgarın yeşillerini çok sevdim ben ya. Büyüklerini sevmedim de yeşil minikleri çok sevdim ben. Hoşuma gittiler. Şu ikinci portala doğru ilerleyelim. Buradan sonra bu arada Elemental Guard'ların herhangi bir şekilde bir direnci yok. Tüm parçaları. Hayır. Ölmek istemiyorum. Bir anda öleceğim diye korktum biliyor musunuz? Üzerimde hiç rüzgar direnci yok şu anda. Bu map'i hızlıca atlamak istiyorum. Ki size son kısımları da gösterebileyim diye. Üzerime hiç rüzgar direnci almadım. Çünkü kostümümüz yok şu anda üstümüzde. Kostümleri beklemeden size de göstereyim dedim ki çünkü bazı mapleri kesebiliyorduk. Şöyle bir görünmez olayım. Ne olur ne olmaz slotların arasına sıkışırım falan. Bir anda ölmek istemiyorum. Böyle metinler var. Bu metinler şeye benzemiş bu arada. Ormandaki metne benzemiş. Şöyle şu rüzgar mapinden hızlıca çıkmak istiyorum. Çünkü rüzgar mapi beni gerdi birazcık. Daha büyük çıktı beklediğimden. Burayı hızlıca geçmiştim. Geldik karanlık kısma. Galiba rüzgarın bir tane map'i var. İki tane olduğunu düşünmüyorum. Bir tane büyük bir map'ini bulabildik rüzgarın. Geldik karanlığa. Karanlığın ortamı benim hoşuma gitti. Bu arada böyle bazen manzaralar gör... Bazen etrafta manzaralar görebilirsiniz diyecektim ki... Dışarı ışınlandım yanlışlıkla. Buradaki slotları keserken elemental yüzükler çıkartabiliyorsunuz. Pardon. Primal Force yüzüklerini çıkartabiliyorsunuz. İlkel güç, ilkel kuvvet. Nasıl olacak? Türkçe tercümesi oyunda bilmiyorum ama. Bu yüzüklerle de burada bir tane %100 yüzüğümüz var. Bunu sandıklardan elde ediyorsunuz. Sandıkların nasıl elde edildiğini şu an için elimde net bilgi olmadığından dolayı paylaşamıyorum. Ama en kısa sürede paylaşmaya çalışacağım size. Şöyle karanlığın ikinci bölümüne gidelim. Bu normal diğer yüzükleri ise bizi %10 oranıyla ışınlanma ihtimali var. Bu yüzükleri buradaki slotları keserek elde edebilirsiniz. Hatta şöyle gösterelim. Şöyle size slotların droplarını göstermek istiyorum. Oh. Bana ne oluyor ya? Benim karakterim çok mu ezik? Anlamadım. Şöyle tabi ejderha parçası çıktı bu arada. Burada Medal of Primal Force diye bir şey çıkıyor. Bu sizi Primal Force bölgesine gittiğinizde bir debuff var. Bu debuff her 15 saniyede bir %2 canınızı götürüyor. Slotlar arası vurmasının yanında. Ayrıca canınız azalıyor. Tık 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 diye böyle.
azalıyor. Slotlardan bu Metal of Primal Force düşürdüğünüzde bu size 30 dakika, hatta şöyle göstereyim. Bunu düşürdüğünüzde size 29 dakika boyunca bu lanetin Curse'ün üzerinden kalkmasını sağlayan bir buff veriyor. Şu an şu üstte görebilirsiniz. Ben daha önceden buraya çekmeye çalıştım. Sonradan pek verimli bulmadım. O yüzden çekmedim. Şöyle bu arada bir yerde parça çıktı. Parçayı yerle alıp size göstereyim. Bu arada bu armor setleri, weapon setlerini bölgenin içindeki metinlerden düşürüyorsunuz. Yani bazen metinde kesmeniz gerekebilir. Şöyle düşsün, parçayı da göstereyim. Şu parçalar düşüyor buradan. Birle birle düşüyor. Bir deneme için 50 adet gerekiyor. Şöyle alayım yerden, göstereyim size. Şu ikinci. Evet. Bir adet arttı. 3 oldu. Bu neydi? Ah tamam. Bu isimle alakalı değilmiş. Bir anda duyu görünce ne oluyor bu dedim. Şöyle. Size sıradaki map'i gösterelim. Dünya map'ine gidelim. Bıraktım arkada. Arkada bıraktım. Tamam. Sonra bir de size dünyayı gösterelim. Ondan sonra özel bölgeyi göstereceğim. Şu özel bölgeye gitmenin iki farklı yöntemini de göstereceğim ve özel bölge hakkında detaylar vereceğim size. Bu üç bölgede ilk üç seviyedeki taşlar düşüyor sadece. Daha zorlarını, yani Majestic ve diğerinin adını tam olarak şu an bilmiyorum. Çıktığımızda kontrol edelim. O iki parçayı sadece, bu arada ben Earth Map'ini sevdim ya. Gerçekten güzel gözüküyor burası. Hoşuma gitti. Böyle sahra konsepti hoş olmuş. Ki ben hani çöl map'ini normalde beğenmem. Ama hoşuma gitti. Gelelim son noktaya. Ben bu noktayı son noktaya çekmeden önce ufak bir ara vereceğim. Tabii kayıtları birleştireceğim için siz bu arayı görmeyeceksiniz. Bölgeye ışınlanmak için elinizde iki tane yüzük var. Birincisi normal slotlardan düşürdüğünüz. Sizi %10 oranla ışınlayabiliyor. Bir kez fail oldu. Bir daha da iki kez fail oldu ama elimde bir tane %100 yüzük ringi var. Yüzüğü var ışınlanmak için. Bunu da size göstermek istedim. Geldik bu yeni map'e. Bu yeni map'te üzerinize bir debuff olacak. Burada Lordlar var. Element Lordları birazcık fazla vuruyor. Ciddi anlamda fazla vuruyor. Ama bakalım. Umarım çok fazla sorun yaşamadan birkaçını kesip size çıkan eşyaları gösterebilirim. Bu arada minik Elemental'lara da alıyorum ben şu anda. Daha Lordların canını bile azaltamadığımı söyleyebilirim. Tüm slotlar benim üzerimde. Bu arada burada bir taktik geliştirdim. Şöyle bir tanesini kestik, bir şey çıkmadı. Ben ölüyorum. Bu lordlarda büyük parçalar, bu majestik ve bir altı olan parçalar çıkıyor. Ciddi anlamda bunlar zor ve buffları çok hoşuma gitti, doğruyu söylemek gerekirse. Şöyle, tamam şu an dayanıyorum pek bir sıkıntı yaşamadan. İyi, yanımızda biz ilk başta başka arkadaşlarla gelmiştik buraya. Diğer ambasadörlerle. Şaman yoktu aramızda. Yanımızda bir şaman olması ciddi anlamda fark ediyormuş. Bence buraya gelirken yanımıza bir iyileştirme şamanla gelin. Çünkü her elementin direncini aynı anda bulundurmanız pek kolay olacağını düşünmüyorum ya. Şöyle Holy Shard çıktı. Zaten Holy Shard normal maplerden çıkıyordu. Bu portala eğer bu portala tıklarsanız bu sizi dışarı ışınlar, onu da söylemeyeyim. Şimdi şöyle bir eşya düştü. Bu da bu dönüşüm parçalarından kask parçasının. Bunlarla ekipmanlarınızı dönüştürebiliyorsunuz. Bunu da metinlerin dışında buradaki lordlardan alabilirsiniz. Bu bahsettiğimiz güzel eşyaları.
bu evi kontrol etmeyi. Burası da yüzükle ışınlandığımız map zaten. %10'la veya bir tane %100'ü düşürürseniz. Onlarla ışınlanabiliyorsunuz. En sonunda size ekipmanları geliştirme masraflarını göstereceğim. Neler gerekiyor, neler gerekmiyor. Bir de oraya bakalım. Ben burada birazcık daha bir eşya düşürmeye çalışayım. Dropları size parça parça gösteririm.